Evet, yetkililer süreci titizlikle takip ediyor. Dediğimiz gibi Emrullah Erdinç gazeteci yazar. Biz de bu işin fikri takibini yaparak daha da ortaya saçılmasına ve hepimizin vakıf olmasına sebep olan Emrullah Erdinç'i ağırlayacağız. Ona her şeyi soracağız. Ve tabii ki ne dedik sabah? Ceylan Serer, Acar muhabirimiz İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı ön hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönel'in aralığında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava 6. gününde devam ediyor. Davayı başından bu yana Ceylan Serer detaylıca, hiç saniye ara vermeden takip ediyor. Ceylan Serer, hesap vakti dedik. Hesap vakti devam ediyor şu 6. gününde. Notların neler? Senden dinlemek isteriz. Ela Rümeysa Cebeci henüz duruşma başlamadı. 5 gündür tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyordu. Bu zamana kadar 21 sanık dinlendi. 22.si en önemlisi olan Fırat Sarı bugün dinlenecek. Ve bugün sadece mahkeme başkanı cumartesi gününü iş günü olmamasına rağmen bugünü ayırdı ve Fırat Sarı'yı dinleyecek heyet. Diğer sanıklarla ve sanık avukatlarıyla birlikte. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Ben 11 yıldır adliye muhabiriyim. Birçok duruşma, yargılama gördüm. Bunun içerisinde terörden tutun da istismara varana kadar çok sanıklı dosyalar gördüm. Bir çapraz sorguya geçiliyor aslında. Çapraz sorgu kısmı var usulen. Ama uygulamada baktığınızda bir çapraz sorgu doğru düzgün göremiyoruz. Çünkü sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra işte mahkeme başkanı soru sorar, üyeler, savcı soru sorar. Daha sonra da çapraz sorguya geçilip hem müşteki avukatları yani mağdur avukatları hem de diğer sanıkların avukatları da soru sorar. Yani herkes kendi açısından bir şeyi yakalamaya çalışır. Ama burada çok da bunun mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sadece Kara Duman bebeğin babası Emrah Erhan olması lazım. Özür diliyorum yanlış söylediysem. Kara Duman'ın iki avukatı var burada. İki avukat 100 avukata karşı mücadele etmeye çalışıyor. Bir soru soracaklar, sürekli sorularına engelleniyor, soru sormalarına sesleri kısılıyor vesaire. Yani biz burada bu müşteki olmadığı için ve aynı zamanda mahkeme heyeti en azından Barolar Birliği'nin ya da İstanbul Barosu'nun müdahillik talebini kabul etmediği için biz burada çok sayıda bir müdahil avukat da göremiyoruz. Mesela daha Sağlık Bakanlığı'nın işte SGK'nın müdahillik talepleri kabul edilmedi, değerlendiriliyor hala. Sadece avukatlar dinleyebiliyorlar. Yani soru sorma hakları bile yok. Hatta Sağlık Bakanlığı avukata bir soru sordu. Diğer avukatlar hemen müdahale etti. Usulde böyle bir şey yok, soru sorma hakkı yoktur diye. Yani keşke müşteki avukatı sayısı, mağdur avukatı sayısı biraz daha fazla olsaydı da biz daha da köşeye sıkıştıklarını görebilseydik. Çünkü mahkeme başkanı Olgun Düzgün'le duruşma savcısı Kadir Kocakaya çok da iyi köşeye sıkıştırıyor sanıkları. Şimdi dün kimler dinlendi? Birer cümleyle onların ifadelerini aslında çarpıcı olan yerlerini vermek istiyorum. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir dinlendi. Kendisi bu örgütün yöneticilerinden olarak belirleniyor. Çünkü aslında bu 112 acil servisin, ambulans servisindeki sevk zincirinin başında, o çarkın başındaki kişi Gıyasettin Mert Özdemir aslında Ceylan, bir itirafta Ceylan, bulundu. Tam da sen o konuyu açmışken Gıyasettin Mert Özdemir ile hakim arasındaki bu gerginliği seyirci de çok merak ediyor. Yani orayı biraz daha açalım. Ambulans tabii şoförü. Evet. Şimdi Gıyasettin Mert Özdemir'den bir itiraf geldi. Dedi ki ben dedi zaten evet dedi bu işi yapıyorum. Hem 112'de çalışıyorum hem de aynı zamanda hastanelere kendim hasta götürüyorum işte çocukları götürüyorum ama dedi sadece yeni doğanı yapmıyorum dedi ben yetişkinlerde de bunu yapıyorum dedi yani işin farklı bir boyutu olduğunun da kapısını araladı bize gösterdi ve dedi ki bunları yaparken de doğrudur para kazanıyordum dedi ayrıca menfaat de sağlıyordum dedi ama burada benim sorumlu olduğum yaptığım iş sadece hastanelerden sevk süresini işte 112'ye başvurduğunda
hastaneler işte 5-6 saatte sevk oluyor. Ama bizim gibi aracılara geldiklerinde biz yarım saat 40 dakikada tanıdığımız hastanelere sevk ediyoruz. Biz dolayısıyla hastanın da menfaatini düşünüyoruz dedi. Ve sürekli duruşmadaki savunmasında soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin vardı biliyorsunuz makamında tehdit edilmişti ölümle. Sürekli Yavuz Engin'den bahsetti. Sürekli işte onu hedef aldı. İşte dedi Yavuz Engin dedi art niyetlidir dedi. Yavuz Engin işte bilgisizlikle bu soruşturmayı yürüttü dedi. İşte bana dedi duruşmada dedi soruşturma aşamasında dedi ben dedi ifade verirken küfür etti dedi. Yavuz Engin şöyle Yavuz Engin böyle sürekli savcıya dair ithamları vardı. Bu sırada mahkeme başkanı Olgun Düzgün de dedi ki yani savcılık niye art niyetli olsun? Bebek ölümünü soruşturmak evet. art niyet mi? Görevini yapmak art niyet mi diye artık evet. sordu. Ceylan bunun bu üzerine arada... Gıyasettin Mert Özdemir de özür dilerim Ceylan bir de çete elebaşı Fırat Sarı ne zaman dinlenecek? O bugün değil mi? Evet o bugün dinlenecek. Gıyasettin Mert Özdemir de gelen denetim ekipleri bir hafta 10 gün sonra hastanenin birinci basamak değil üçüncü basamak olduğunu belirtti diye söyledi. Savcılık talimatıyla gelen denetimciler neden art niyetli olmasın diye sordu. Mahkeme başkanı da dedi ki ihmal ölüm varsa savcılık gidecek oraya bakacak. Bu art niyet mi diye tekrar söyledi. Bunun üzerine... Duruşma savcısı Kadir Kocakaya da sanık Gıyasettin Mert Özdemir'e soru sormadan önce şunu söyledi. Soruşturma savcısının ismini vererek ithamlarda bulunuyorsun. Sen sanıksın. Şimdi sorularımı bunu bilerek cevapla dedi. Gıyasettin Mert Özdemir dedi ki işte savcı Yavuz Engin dedi bana küfür etti dedi. Ondan sonra mahkeme başkanı da dedi ki bu davanın konusu olmayan hiçbir şey söyleme şikayetin varsa git avukatına şikayet et dedi. Sürekli dedi savcının adını almayın ağzınıza minvalinde konuştu aslında. Şimdi diğer dinlenen sanık vardı Dursun Er Yılmaz o da çok önemliydi. Çünkü bu dosyada 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan bir doktor. Dedi ki benim bebek ölümlerinde suçum yoktur. Ben hepsinin başındaydım dedi. Kendisine HTS kayıtları soruldu. Çünkü bir bebek öldüğünde... İddiaya göre Dursun Er Yılmaz telefon tapelerinde de bu böyle geçiyor. Evinde uyuyormuş ve Bakırköy civarında HTS kaydı sinyal veriyor. Dedi ki sen bu bebek öldüğünde neredeydin diye sordu mahkeme başkanı. O da dedi ki ben hastanedeydim bebeğin başındaydım öldüğünde ben oradaydım dedi. İlker Gönen çok önemli. İlker Gönen de doktor İlker Gönen de neonatolog yani direkt yoğun bakım sorumlusu ve aynı zamanda Fırat Sarı ile birlikte çalışıyor. Ve bu şemada çete örgüt şemasında Fırat Sarı'dan sonraki ikinci kişi işleri beraber yaptıkları belirtiliyor iddianamede. İlker Gönen de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunu hedef aldı. Bu raporu hazırlayan uzmanları hedef aldı. Dedi ki burada 3 uzman bu raporu hazırlamış. Böyle şey mi olur dedi yani bizi hedef göstermişler pasif ötenazi yapmış demişler. Sadece telefon tapelerine bakarak bir rapor hazırlamışlar. Bebeklerin %90 yaşam hakkını elinden aldı demişler. Ama kimse hiçbir uzman gelip sizinle ilgili böyle iddialar var gel kardeşim anlat bunu demedi dedi. Pasif ötenazi yazısını gördükten sonra savcının tabii gözleri büyümüştür dedi. Ne demek dedi pasif ötenazi? Ben dedi bebeğe dedi bir saat boyunca epikriz raporunda da yazıyor. Canlandırma işlemi yaptım dönmedi dedi. Yani ben elimden geleni yaptım dedi. Aynı zamanda tabii hiyerarşik yapıyı vesaire kabul etmedi. Ben daha önce askerdim askerliği bıraktım. Hiyerarşik yapı olsa dedi burayı bırakmam bu kadar mümkün mü dedi böyle bir şey. Yok dedi. Öte yandan Dursun Er Yılmaz'ın avukatı hem soruşturma savcısı Yavuz Engin hem de iddianameyi yazan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını mahkeme aracıyla bulunduğunu söyledi. Bunun nedeni olarak da sanıkların bir masumiyet karinesi var. Daha biz ulaşamamışız iddianameye, daha biz raporlara ulaşamamışız. Çarşaf çarşaf televizyonlarda gördük. Bu sanıklara bebek katili dendi ama bu insanları dedi mağdurlar gelsinler bir dinlesinler. Nasıl özveriyle hayat kurtarıyorlar dedi, kurtarmak için çabalıyorlar dedi. Bu yüzden dedi biz dedi
savcılar hakkında dedi suç duyurusunda bulunuyoruz çünkü bu dosyaları sızdırdılar dedi. Şimdi bugün Fırat Sarı dinlenecek. Fırat Sarı'nın neler söyleyeceğini muhabir arkadaşım Halil Sadri Yılmaz'la birlikte biz bir haftadır bu davayı takip ediyoruz. Can Kulağ'la dinleyeceğiz ve an be an Habertürk'te aktaracağız. Ceylan Sever, çok teşekkür ediyorum. Yani bu ayrıntılı notların hakikaten seyircinin tüm merakını gidermiş durumda. Fikri takibin çok kıymetli. Kolaylıklar diliyoruz. Aman üşütme, havada çok soğuk, yağmurlu görüyorum arkanda. Yine Ceylan Sever acarlığını birlikte seyrediyoruz.